Karşımızda René Magritte'in Tehdit Edilmiş Suikastçı isimli resmi var. Bu resim 1927 yılında tamamlanmış. Sergi için bazı teknik incelemeler ve hazırlıklar yaptık. Resmi incelemek için kullandığımız metotlardan biri kızılötesi ışık. Bu ışık genelde alttaki çizimi gösterir. Bazı durumlarda detayları görebilirsiniz. Örneğin ortada duran adamın ayak parmağına bakın. Masa ayağı figürün üzerine çizilmiş. Özellikle 1927'de birçok büyük resmi sergisine yetiştirmek için çok hızlı ve ekonomik şekilde yaptığını görebilirsiniz. Tuvalin arkasına ışık tuttuğumuzda fırça darbelerindeki detayları daha net görebiliyoruz. Yüzlerdeki detaylar için çok daha ince bir fırça kullandığını anlayabiliyoruz. Ortadaki üç küçük kafada ise suratlarını vurgulamak için değişik bir tür vernik kullanmış. Resmin siyah renkli kısımlarında Magritte ticari boya ile siyah boyaları karıştırarak daha parlak ve cilalı bir görünüm elde etmiş. Bunun figürlerin omuzlarındaki detayları vurgulamak, onları ön plana çıkarmak için yapmış. Resim mamaya ilk geldiğinde konservatörler resmi yüzeyini küflü olarak tanımlamışlardı. Ve bu görünümün gerçekten de küflenmeden kaynaklandığını düşünüyorlardı. Bu konuda araştırma yaptık ve bu görünümün aslında tuvalin zemininde bulunan çinkodan kaynaklandığını tespit ettik. Margaret'in kullandığı ticari tuvallerin astar boyasında kalın bir çinko tabakası bulunuyordu. Zaman içinde özellikle de ince bir boya tabakası söz konusuysa çinko resmin yüzeyine çıkabilir. Burada da böyle olduğunu düşünüyoruz. Detaylı inceleme ve bakım işlemi bir yıl sürdü. Şimdi Margaret'in eserini istenilen şekilde görebiliyoruz. Palet canlı görünüyor ve fırça hareketlerindeki ince ayrıntılar seçilebiliyor. Bunların hepsini bakım sayesinde görebiliyoruz.